Evet değerli arkadaşlar, sevgili öğrenciler, ben Deniz Uysal Aydın'la yine sizlere bir manyetizma dersiyle beraberiz. Artık arkadaşlar manyetizmanın son kısmına doğru geliyoruz. Yani üçüncü konunun son kısmına geliyoruz. Üçüncü konusu neydi? İndüksiyon elektromotor kuvveti. Dördüncü konusu ne arkadaşlar? Transformatörler ve beşinci konusu alternatif akımlarla manyetizmayı ne yapacağız? Bitirmiş olacağız. Üçüncü konunun E şıkkına geldik. Öz indüksiyon akımı ve elektromotor kuvveti veya EMK'sı arkadaşlar. Öz indüksiyon akımı ve öz indüksiyon EMK'sı. Özellikle öğrenciler tarafından çok karıştırılan bir kavramdır. Arkadaşlar öz indüksiyon akımı ile indüksiyon akımı biraz farklı. Bu farkı ben size göstermek istiyorum arkadaşlar. Öz indüksiyon akımının oluşabilmesi için bir kere devrede üretici olması gerekir. Bir de serenite'in bulunması gerekir. Yani öz indüksiyon oluşabilmesi için arkadaşlar birinci kural şart serenoid bulunması gerekir. Halka yani bu veya devrede bobin veya şerf bulunması gerekir. İkincisi devrede arkadaşlar üretecin veya akım üreten bir devrenin bulunması gerekir. Yani öz indüksiyon akımının oluşabilmesi için. Şimdi arkadaşlar görmüş olduğunuz sistem bir akım makarası. Bu akım makarasına bakın. Reostal bir R direnci var. Bu reosta sağa sola hareket ettirilerek devreden geçen akım ne yapılabiliyor? Değiştirilebiliyor. Bakın burada üreteç var. Üreteç akım üretiyor. Üreteçten çıkan akım bakın artı kutuptan çıkarak dolaşıp eksi kutuba ne yapıyor? Gelerek devreyi tamamlıyor. Şimdi arkadaşlar bu reostayı sağa ve sola hareket ettirirsek devreden geçen akım değişir. Dolayısıyla Lenz kanuna göre değişen bu akıma karşı yani halka bir tepki gösterir arkadaşlar. Okuyalım neymiş? Serenoid bulunan bir devrede reostarın sürgüsü hareket ettirilirse değer akımı değişir. Değer akımının değişmesinin tek bir sebebi var. I eşittir E bölü R'dir arkadaşlar. Çünkü R değişirse arkadaşlar I ne yapar? Değişir. Artar veya azalır diyebiliriz. Çünkü üretici için voltu sabit. Orada bir değişim yok. Lenz kanununa göre değişen akıma karşı bir ne oluşur arkadaşlar? Öz indüksiyon akımı ve öz indüksiyon elektromotor kuvveti oluşur. Yani halkanın kendi içerisinde bobin kendi kendine arkadaşlar bir öz indüksiyon akımı ve öz indüksiyon elektromotor kuvveti oluşturur. Neymiş bu? Eğer reostatın hareketinden kaynaklanan akım değişiminde devre akımı azalıyorsa oluşacak öz indüksiyon akımı arkadaşlar devre akımını arttıracak yönde oluşur. Bakın bir daha söylüyorum. Eğer devre akımı iyi azalıyorsa oluşacak öz indüksiyon akımı arkadaşlar devre akımını iyi arttıracak yönde oluşur. Daima zıttı zaten. İyi artıyorsa arkadaşlar yani devredeki akım artıyorsa yani burada azalıyorsaydı burada artıyorsa tabi tersi olacak. Oluşacak öz indüksiyon akımı devre akımını yani iyi azaltacak yönde oluşur ve bir azaltacak yönde bir elektromotor kuvveti oluşturur. Devrenin kendi içerisinde değerli arkadaşlar. Buradaki formül LC'yi pek fazla kullanmıyorum ama E eşittir. Eksi L çarpı delta I bölü delta T'den bulunur. Yani bir zamanda meydana gelen akım değişiminin Henry L arkadaşlar L Henry sabitiyle çarpımından bulunur. L burada Henry sabitidir değerli arkadaşlar. Yani L bir sabittir diyebiliriz. Evet, şimdi ben buradaki eksi daha önce anlatmıştık. Eksi çıkması oluşan elektromotor kuvveti artan manyetik alan şiddetini azaltıcı yönde gösterdiğini artı çıkması azalan manyetik alanı arttırıcı yönde bir manyetik alan oluşturulduğunu daha önce devrenin oluşturduğunu daha önce sizlere ne yapmıştık? Anlatmıştık. Yani eksi burada oluşan manyetik alan vektörlerinin yönlerini bize ifade eder. Gelelim arkadaşlar öz indüksiyon akımı şerhli devrelerde oluştuğu gibi arkadaşlar veya reostor devrelerde anahtarlık devrelerde de oluşturulabilir. Bakın bu sistemde başlangıçta anahtar açıkken devreden akım geçmez. Anahtar kapatınca arkadaşlar üretici üretti akım devre yolu dolaşırken zamanla sarımlarda akımlar oluşmaya başlar. Bu sarım akımlar zamanla artar. Yani şekilde anahtar kapatılırsa devre akımı artar. Bir süre sonra akım sabitlenir. Anahtar en son yani devamında açılırsa akım sıfıra gider. Halkada yine indüksiyon akımı oluşur. Yani burada anahtarın açılıp kapatılmasından kaynaklanan
akım değişimine halka kendi içerisinde arkadaşlar bir indüksiyon manyetik alanı yaratarak dolayısıyla indüksiyon akımı yaratarak ne yapar? Oluşan, değişen akıma karşı bir tepki gösterir. Şimdi detaylı olarak arkadaşlar nasıl değiştiğini sizlere ne yapacağız göstereceğiz. Şimdi arkadaşlar şu formülde oluşan devre akımının zamana karşı grafiğini sizlere çizmek istiyorum. Nereden başlayalım? Hemen şöyle bakayım. Tahtayı arkadaşlar şuradan sileyim. Hızlı bir şekilde tahtayı sileyim. Bu indüksiyon, öz indüksiyon akımının nasıl oluştuğunu ne yapalım? Hep beraber sizlerle beraber görelim arkadaşlar. Formül artık eskisi pek fazla bu konuda önem verilmiyor. Şimdi arkadaşlar bakın Reaustan'ın yönü 1 ve 2 olarak burada ne yapılsın belirlensin. Şimdi değerli arkadaşlar eğer bir yönünde çekilirse yazalım. Bir yönünde kim Reaustan'da? Yönünde çekilirse. Şimdi arkadaşlar Reaustan'ı bir yönünde çekersek sonuçlar nelerdir? Devrenin direnci ne yapar? R artar. Devre akımına bakalım. İ eşittir E bölü R'den. Bakın üretesi sabit arkadaşlar. Üretesi sabit. R artar. Dolayısıyla İ ne yapar? Devre akımı ne yapar? Azalır. Devre akımı azalır. Hemen şekli biraz basitçe çizelim burada. Daha net gösterebilmek için arkadaşlar. Şuradan şöyle bir devre ne yapalım? Tekrar hazır bir şekilde çizelim. Tabi burada ne var? Reos da var. Şöyle gösterelim. Getiriyoruz. Şöyle bir devre ne yapalım? Tekrar oluşturalım. Şimdi bir yönünü çektiğimde arkadaşlar akım ne yapıyor? Azalıyor. Tabi akım biliyorsunuz artı kutbundan çıkarak eksi kutba dolaştığı için devre akımı bu yöndedir. Şimdi iyi azalır. Şimdi, dolayısıyla Lenz kanununa göre Lenz kanunu bakın şimdi şöyle halkayı tuttuğum zaman kavradığım zaman arkadaşlar bakın bakın akım üstten gidip alttan dolaşıyor. Üstten çıkıp alttan dolaşıyor. Onu şöyle gösterelim. Bu devre akımıdır arkadaşlar. Üstten çıkıp alttan geri geliyor. Dolayısıyla arkadaşlar bakın şunu bu yönden düşündüğüm zaman akım 4 parmak arkadaşlar baş parmakta manyetik alan yönünü gösterir. Dolayısıyla manyetik olan çizgileri nereye doğrudur? Sağa doğrudur sistemde. Şimdi arkadaşlar iyi azalır sistem. Azalan iyiyi arttıracak yönde tepki gösterir arkadaşlar. İyi öz iyi ile arkadaşlar aynı yönlü olur. Yazalım. Aynı yönlü olur diyebiliriz. Dolayısıyla arkadaşlar onu da iyi öz indüksiyon olarak gösterebiliriz. Çünkü devre akımı azaldı. Öz indüksiyonda arttırıcı yönde bir etki gösterir. Dolayısıyla yine B'yi destekleyici bir ne oluşturur sistem? B indüksiyon manyetik alanı oluşturur sevgili öğrenciler. Yani demek ki Reaustan'da sol bir yönü çekilirse R artar, akım azalır. Öz indüksiyon akımı İ ile aynı yönü olur. Yani arttırıcı yönde olur. Arttırıcı yönlü. Yani azalan bir sistemde arkadaşlar akım azalıyorsa Lenz kanununa göre oluşacak indüksiyon akımı ve öz indüksiyon akımı daima arttırıcı yöndedir. Daha önce de bahsetmiştik bunu. Hemen tahtamı siliyorum arkadaşlar. Reaustan'ı bir de iki yönüne çekelim. Yazalım. Reaustan arkadaşlar. Reaustan. Bakın sağa çekilirse veya iki yönünde çekilirse. Yazalım. İki yönünde çekilirse. Devrede oluşacak indüksiyon, öz indüksiyon akımının yönünü ne yapalım? Beraberce bulalım. Hemen ben sistemi tekrar çizeyim arkadaşlar. Şöyle üstten gelelim. Şöyle bu şekilde evet devre ne yapalım? Tamamlayalım. Tabi burada ne var? Ok yönü gösterelim. Çekilme yönü. Şimdi bu şekilde artı eksi. Burası artı burası eksi. Şimdi arkadaşlar iki yönde çekersem R ne yapar? R azalır. Bakın devrenin devreyi tamamlayan direnç şu kısım ne yapar? Azalır. Yazalım o zaman. R azalır. R azalınca İ eşittir E bölü R'den arkadaşlar. Sabit bölü azalırdan İ ne yapar? Artar. Devre akımı artar. Devre akımı artınca arkadaşlar İ öz oluşan öz indüksiyon akımı İ ile arkadaşlar İ ile zıt yönlü olur. Zıt yönlüdür. Azaltıcı yönlü bir devre öz indüksiyon akımı oluşur. Dolayısıyla devre akımı İ bu yönlüydü. Oluşacak arkadaşlar indüksiyon öz indüksiyon akımı da İ öz indüksiyon şeklinde ve öz değer yazalım. İ öz değer de İ'ye zıt yönlü olacaktır. Dolayısıyla sistemde arkadaşlar başlangıçta manyetik alan vektörleri bakın yine sayı akıllı uygulamamızda bakın bu makara düşünün.
dört parmak akım yönü üstten yani makaranın ön yüzünde üstten çıkıyor, arka yüzünde üstten alta doğru iniyor. Yani bu şekilde bir dolanma var. Baş parmakta manyetik alan yönü ne yapıyor? Gösteriyor idi. Dolayısıyla arkadaşlar B manyetik alan vektörü bu şekilde. Akım değişiminden kaynaklanan arkadaşlar indüksiyon manyetik alanda zıt yönlü olacaktır. B indüksiyon manyetik alanda zıt yönlüdür diyebiliriz. Dolayısıyla hem öz indüksiyon akımın yönünü gösterdik. Halkanın ön yüzünde yukarıdan aşağıya doğru bakın. Bu şekilde bir ne var arkadaşlar? Halka düşünün. Baş parmak oluşan indüksiyon manyetik alanı dört parmağın gösterdiği yönde akım yönü. Yani makaranın ön yüzünde yukarıdan aşağıya doğru, arka yüzünde aşağıdan yukarıya doğru bir öz indüksiyon akımı oluşacaktır sevgili öğrenciler. Reaksiyon sabitken akım değişimi olmadığı için arkadaşlar, yani E eşittir eksi L çarpı delta I bölü delta T'de akım değişimi yoksa arkadaşlar, yani sabitse arkadaşlar, E daima ne de sabittir. Dolayısıyla indüksiyon, öz indüksiyon akımı hiçbir zaman meydana gelmez. Öz indüksiyon ötürü motor kuvveti de meydana gelmez. Evet, hemen taraftan istiyorum arkadaşlar. Sağ taraftaki anahtarlı devreyi yorumlamaya beraber başlayalım. Artık burayı siliyorum. Yine döneceğiz buraya. Hızlı bir şekilde devam edelim. Şimdi arkadaşlar bakın, burada K anahtarlı devre var. Şimdi anahtar açıkken bu devrenin neyini çizelim biz? Akım I amper arkadaşlar. Akım zaman grafiğini ne yapalım? Beraber çizelim. Başlangıçta K anahtar açıkken devre akımı geçmez. Sıfırdır. K anahtar kapalıysa arkadaşlar şöyle yapalım. T sıfırda arkadaşlar anahtar kapatılıp T2'de arkadaşlar T2'de açılsın. Yani T0 T1 arkadaşlar, o zaman ne diyoruz? T2 zamanı diyoruz. Şimdi olayın akım zaman grafiğini çizeceğiz arkadaşlar. Dolayısıyla başlangıçta akım 0'dır. Anahtar kapatınca derden akım bulaşmaya başlar. Nerede? Gösterdiğimiz yönde. Bakın bu şekilde bir makaranın üstünden çıkıp arkasından alta doğru dolanan bir devre akımı oluşur arkadaşlar. Buna biz iyi devre akımı diyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar zamanla devre akımı artacaktır. Hiperbolik bir eğri vardır. Sarımlar üzerinde oluşan akımla zamanla artar. Anahtar belli bir süre artış devam eder, ancak belli bir noktadan sonra sabitlenir arkadaşlar. Maksimum değerine ulaşır ve anahtar açılmadığı sürece akım sabittir. T2 anında arkadaşlar anahtar açılırsa yine sarımlardaki akım zamanla boşalacağı için arkadaşlar şöyle gösterelim. Zamanla akım sıfıra doğru gidecektir. Bu da değerde oluşan akımın arkadaşlar zamana karşı grafiğidir. Bakın artış ve azalma görüyorsunuz. Dolayısıyla arkadaşlar 0-T1 aralığında arkadaşlar öz indüksiyon akımı arkadaşlar devre akımına karşı olduğu için azaltıcı yönde bir akım oluşturur arkadaşlar. Yani tersi yönde T1-T2 aralığında arkadaşlar öz indüksiyon akımı sıfırdır. Değişim sıfırdır arkadaşlar, oluşmaz. T2-T3 yani şuraya da ne diyelim? T3 zaman diyelim. T2-T3 aralığında iyi öz indüksiyon akımı arkadaşlar. Değer akım bakın burada azaldığı için arttırıcı yönde etki gösterir. Veya devre akımıyla aynı yöndür. Yani 0T1'de iyi yazıt arkadaşlar. Şöyle gösterebiliriz. İyi öz indüksiyon 0 T1 aralığında arkadaşlar. Yine iyi öz indüksiyon arkadaşlar. Öz indüksiyon T2-T3 aralığında devre akımıyla aynı yönlüdür. 0T1 aralığında arkadaşlar devre akımına karşı zıt yönlü bir öz indüksiyon akımı oluşur. Anahtar açılır kapatılırken değerli arkadaşlar. Evet, ben tahtamı siliyorum. Bakın bu grafik önemlidir arkadaşlar. Anahtar açılırken bakın devre akımı zamanla artıyor. Anahtar kapatılırken değer akımı zamanla artıyor. Yani akım maksimumdan sonra sabitleniyor. Anahtar açılırken bir anda bakın sıfıra inmiyor. Çünkü sebebini söyleyeyim. Yüzlerce sarım vardır burada. Sarımlardaki akım boşalana kadar akım sıfıra inmez arkadaşlar. Boşaldığı an tamamen artık akım sıfır değerine inmiştir diyebiliriz. Evet, hemen geçelim arkadaşlar. Şimdi bu reostat ve anahtarların
arkadaşlar, bobinleri nasıl etkilediğini, bobinlerde nasıl indüksiyon akımı oluşturduğunu ne yapalım? Hep beraberce görelim. Evet, tahtamızı siliyoruz. Ve bir örnek diyoruz. Örnekle işe başlayalım arkadaşlar. Şurası silinmiş öz indüksiyon. Örnek. Örneğimiz şu olsun arkadaşlar. Yine bir ne çizelim? Halka çizelim arkadaşlar. Şöyle. Şöyle bir halka çizelim. Alttan gelsin. Burada direnç var arkadaşlar. Şöyle artı kutup, buraya da eksi kutup diyelim. Şimdi arkadaşlar buraya da bir ne bağlayalım? Buraya yine bir bobin bağlayalım arkadaşlar. Alttan girip arkadaşlar bu şekilde ne yapsın? Çıksın. Üstten geliyor bu şekilde. Bir dirençli bobin çizelim arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi arkadaşlar buraya usta bir yönünde ve iki yönünde çekilsin. Bir ve iki yönünde. Soru şu arkadaşlar. Reosta arkadaşlar bir yönünde ve sonra iki yönünde çekilince halkalarda oluşan i öz indüksiyon akımlarının yönlerini bulunuz. Evet, hemen bulalım arkadaşlar. Yönlerini bul. Evet, güzel bir soru. Bakın burada 4 tane özellik var. 1. Genel kitaplarda ve yayınlarda bu gözden kaçar arkadaşlar. Birinci halkadaki öz indüksiyon akımının yönü. Birinci halkadaki indüksiyon manyetik alanın yönü. Birinci halkadaki manyetik alanın yönü. İkinci halkadaki indüksiyon manyetik alanın yönü. İkinci halkadaki indüksiyon akımının yönü. Bakın 5 tane burada özellik vardır. Onları tek tek size gösterelim. Şimdi buradan başlıyorum arkadaşlar. Birincisi Reosta bir yönünde çekilirse. Hemen inceleyelim arkadaşlar. Halkayı buraya basitçe çiziyorum. Bakın şöyle çizelim. Hızlı bir şekilde. Üstten gelip alttan çıkıyor bu şekilde. Ne yapalım? Şöyle gösterelim arkadaşlar. Yine burada ne var? Bir direnç var. Burada bir reteş var. Evet, bağladık şimdi arkadaşlar. Ne tarafa doğru çekilmiş arkadaşlar? Önce reosta bir yönünde çekilirse. Yani sola çekiyoruz. Sola çekilmiş arkadaşlar. Dolayısıyla burası artı burası eksi. Devre akımı arkadaşlar bu yöndedir diyebiliriz. Yani başlangıç devre akımı bu yönde. Dolayısıyla sağ el kuralına göre hemen ne yapacağım ben? Manyetik alanı bulacağım. Bakın bu bobin, düşünün bunu. Üstten akım ön yüzde, bakın ön yüzde. Alttan girip üstten çıkıyor. Arka yüzü yukarıdan aşağı doğru indiği için arkadaşlar baş parmak neyi gösterir? Şu şekilde kavradığımız zaman manyetik alan oluşan, halkada oluşan B manyetik alanın çizgilerinin yönlerini gösterir. Dolayısıyla arkadaşlar hemen geçiyorum. Şimdi I eşittir E bölü R'den. Tabi diğer bobinle çizelim hemen hızlı bir şekilde. Hızlı bir şekilde çiziyoruz arkadaşlar. Şöyle bir bobin çizelim. Alttan gelmiş bu şekilde. Çizebilirsek tabi. Bu şekilde bir devre çiziyoruz. Bakın dirençli bir devre. Şimdi arkadaşlar I eşittir E bölü R'den. Sola çektiğim için R ne yapar? Artar. Direnç artar. Bakın şu reosta sola çekersem devrenin kapsadığı direnç artar. Dolayısıyla direnç artınca I ne yapar? Azalır. Dolayısıyla oluşacak indüksiyon akımı arkadaşlar, indüksiyon akımı, öz indüksiyon akımı azalan bu I'yi arttıracak yöndedir. O zaman I öz indüksiyon akımı arkadaşlar, akımı I'yi arttıracak yöndedir. Arttıracak yöndedir. Peki bu yönde ne demek? Arttıracaksa arkadaşlar değer akımının aynı yönlüdür. Dolayısıyla ben yine kalemle gösterebilirim. Yani kırmızı devre akımı siyahla göstermiş oldum. İ öz indüksiyon akımının yönüdür arkadaşlar. Onda İ öz indüksiyon diye ne yapalım? Devre akımının yönünü, öz indüksiyon akımının yönünü gösterelim. Dolayısıyla arkadaşlar burada İ azaldığı için arkadaşlar indüksiyon elektromotor kuvveti de azalır. İ azaldığı için B manyetik alan çizgiler sayısı azalır. Arttırıcı yönde bir etki gösterir.
Yani devredeki birinci halkadaki manyetik alan çizgileriyle aynı yönlü arkadaşlar birini oluşur. Söyleyelim B indüksiyon manyetik alan oluşur. Dolayısıyla ikinci halkada da arkadaşlar hangi yöndedir? B indüksiyon bakın bu yöndedir diyebiliriz. Dolayısıyla ikinci halkadaki indüksiyon akımının yönünü bulduk. İndüksiyon manyetik alanın yönünü bulduk. Şimdi arkadaşlar bakın başta manyetik alan yönünü gösterdiğinde şöyle bakın bu şekilde kavruyorum. Bakın kavradığım zaman halkanın ön yüzünde aşağıdan yukarı doğru, arka yüzünde yukarıdan aşağıya doğru. Bakın halkanın ön yüzünde yani şu ön yüz burası kavradığım zaman aşağıdan yukarıya doğru, arka yüzünde yukarıdan aşağıya doğru bir akım oluşur. Ön yüzünde aşağıdan yukarıya doğru oluştuğu için arkadaşlar ön yüz bu da burasıdır. Arkadan indiği için bu da iyi indüksiyon akımının yönünde sevgili öğrenciler. Bakın neyi buldum? 1. Reosta bir yönüne çekildiğinde arkadaşlar. Yani direnç telinde şu direnç telinde arkadaşlar sola çekildiğinde iyi azalır. İyi azalınca arkadaşlar oluşan öz indüksiyon akımının yönü akımla aynı yönüdür. Yani onu da göstermiş olduk. Akım değişimine kaynaklanan manyetik alan değişimi arkadaşlar yine sağdan sola doğrudur. Her iki halka için de aynıdır arkadaşlar. Her iki halkada artırıcı yönde bir B indüksiyon manyetik alan vektörleri oluştururlar. Dolayısıyla ne yapmış oldum ben? İkinci halkadaki indüksiyon akımının yönünde bulmuş oldum. Evet tahtayı silelim hemen arkadaşlar. Reostayı sağ tarafa çekersek veya iki yöne çekersek ne olacak? Gelelim arkadaşlar. Şurayı da sileyim. Burayı açıkladık. 2 diyoruz. İkinci durum. Reosta arkadaşlar. Reosta iki yönünde çekilirse. İki yönünde çekilirse. Evet sistemi aynen ne yapalım? Yan tarafa alalım arkadaşlar. Hızlı bir şekilde alıyorum. Bu şekilde. Bakın şöyle bir sistem oluşturacağım şimdi arkadaşlar. Bu şekilde ne yapalım? Şöyle bir direnç çizelim. Burası artı, burası eksi. Şimdi burası tabi ok reostanın ucu. Burası artı, burası eksi. Yine arkadaşlar halkayı çizelim arkadaşlar. İkinci halkayı çizelim. İkinci halka şöyle arkadaşlar şöyle olsun. Alttan girdi. Bu şekilde yukarıdan aşağı doğru iniyor. Bir de ne koyuyoruz? Dirençleri koyuyoruz. Şimdi arkadaşlar bakalım. Reosta nereye çekiliyor? İki yönden sağ tarafa çekiliyor. Sağ tarafa çekilince arkadaşlar devrenin direnci ne yapar? R azalır. Devrenin direnci R azalır. Dolayısıyla buradan I eşittir. E bölü R'den arkadaşlar. Şimdi R azalır. Yazalım. R azalırsa I ne yapar? Artar arkadaşlar. Dolayısıyla I üstü arkadaşlar. I bakın indüksiyon demiyorum. Öz indüksiyon akımı arkadaşlar. Akımı İ'yi devre akımını yani devre akımı nerede burada? Bakın bu şekildedir. Bakın daima bobinin üstünden çıkıp altından ne yapar? Geri dönen bir akımı biz ne diyoruz? Devre akımı diyoruz. Nereden anlıyorum? Bakın bu yön üreteçten arttan çıkarıp eksiye dolaştırdığım zaman devre akımı bulunur. İ'yi arkadaşlar azaltacak yönde yazalım. Azaltacak yönde oluşur. Dolayısıyla arkadaşlar ters yönlü yani. Bu demek İ'ye ters yönlü İ öz indüksiyon ne yapar? O oluşur. Oluşturalım arkadaşlar ters yönlü. Bakın hemen buldum. Ters yönlü. Bakın bir ne buldum arkadaşlar? Ters yönlü bir öz indüksiyon akımı. Bakın hemen oluşturdum. Mavi ile çizdiğim İ öz indüksiyon akımının yönüdür sevgili öğrenciler. Peki arkadaşlar İ artıyorsa lens kanuna göre İ artıyorsa sistemde manyetik alan çizgi sayısı artıyordur. Lens kanuna göre artan manyetik alan çizgilerini azaltacak yönlü bir etki gösterir. Devre akımına göre arkadaşlar kavradığımız zaman bakın manyetik alan çizgileri bakın sağdan sola doğru olduğunu daha önce bulmuştuk. Dolayısıyla ters yönlü bir ne olacaktır arkadaşlar? Lens kanuna göre bakın ters yönlü bir her ikisinde de bir ne oluşacak? B indüksiyon manyetik alan vektörleri oluşacaktır arkadaşlar. Dolayısıyla ikinci halkaya geldiğimde bakın baş parmak manyetik alan vektörü yönünü gösterdiğini kavradığın zaman makaranın ön yüzünde yukarıdan aşağıya arka yüzünde aşağıdan yukarıya doğru bir ne var? İndüksiyon akımı oluşur. Arka yüzünde aşağıdan yukarı doğru oluştuğu için iyi indüksiyon akımı da bu yönedir. Bakın şöyle kavradığın zaman ön yüzde yukarıdan aşağıya doğru
Bakın ön yüz burasıdır. Makaranın ön yüzü burasıdır. İyi indüksiyon akımı yönünde bu şekilde bulunur. Ne bulduk? Bir. Oluşacak bakın şerefli veyahut da bobini devrede reostal devrede oluşacak öz indüksiyon akımının yönünü buldum. İkinci devrede indüksiyon akımının yönünü buldum. Karıştırmayalım. Arkadaşlar öz indüksiyon akımı üretici devrelerde ve şerefli devrelerde meydana gelirken indüksiyon akımının olduğu devrelerde genelde üretiş bulunmaz arkadaşlar. Üretiş varsa öz indüksiyon akımı oluşur diyebiliriz. Evet, dolayısıyla arkadaşlar burada bakın her iki durumda da ne yapmış olduk? Her makaradaki değişimi bulmuş olduk. Evet, tahtamı silip bir de arkadaşlar neyi görelim beraber? Anahtar açılıp kapatıldığında oluşacak öz indüksiyon akımlarının yönlerini ve etkilediği makaralarda oluşacak indüksiyon akımının yönlerini beraberce bulalım. Şimdi hemen sistem çiziyorum. Basit bir sistem çizelim. Şöyle olsun arkadaşlar. Bu şekilde bir ne yapalım? Devre verelim. Anahtar olsun arkadaşlar. Şöyle bir anahtar olsun. Burada bir ne yapalım? Direnç verelim. R direnci. Burası K anahtar arkadaşlar. Buraya da hemen bir ne yapalım? Bobin çizelim. Hızlı bir şekilde. Evet, bobin ne yaptık? Çizmiş olduk. Bobine de bir ne yapalım? R direnci bağlayalım. Şimdi arkadaşlar soru şu. A şıkkı anahtar kapatılınca. Anahtar kapatılınca. B şıkkı kapalıyken. Kapalıyken arkadaşlar. C şıkkı anahtar açılınca. Anahtar açılınca. Halkalardaki arkadaşlar. Oluşan özindüksiyon akımı ile arkadaşlar. İndüksiyon akımının yönlerini bulunuz. Kısaltıyorum ben. Akımının yönlerini bulunuz. Yönlerini bul. Evet, soru işareti. Hemen tek tek bulalım. Ben A'dan başlayayım arkadaşlar. Buraya A diyelim. Şimdi anahtar kapatılınca ben sistemi tekrar çizeyim arkadaşlar. Hızlı bir şekilde sistemi çiziyorum. Üstten dolaşıp bu şekilde şöyle gösterelim arkadaşlar. Burasını şöyle indiriyorum. Burası alttan yani halkanın arkasından gidecek ve bobinin arkasından şöyle çiziyorum. Anahtar kapatıldığını bu şekilde gösterebiliriz. Burada bir redren çizelim. Şimdi arkadaşlar anahtar kapatılınca hatırlayalım. Hemen devre akımı neydi? İ eşittir R bölü R idi. Tabi üreteş koymamız lazım buraya. Üreteşi unuttuk. Hemen hızlı bir şekilde ne yapalım? Buraya bir üreteş yerleştirelim. Bu şekilde. Çünkü öz indüksiyon akımı oluşturulması için üretecin bulunması şart arkadaşlar. Buraya da ne diyelim? Diyelim. Şimdi arkadaşlar şuraya da bir aynısını çizeceğiz. Artı eksi arkadaşlar. Özür dilerim. Hemen diğerini çizmem gerekiyordu. Buraya çizdik. Burası sabit zaten. Şuraya biraz daha kusura bakmayın. Hemen düzenlemek istiyorum. Anahtarı buraya çizeyim arkadaşlar. Buraya da üretici çizeyim. Artı eksi. Şimdi arkadaşlar anahtar kapatıldığında zamanla devre akımı artar. Sonra sabitlenir arkadaşlar. Sonra açılınca hızlı bir şekilde ne yapar? Sıfıra doğru gider. Olayın akım zaman grafiği bu şekildedir. Anahtar kapatılıp açılma işlemlerinde. Şimdi anahtar kapatılınca devre akımı artar. Devre akımı artınca yazalım isterseniz hızlı bir şekilde. İ artar arkadaşlar anahtar kapatılınca. Artar. Dolayısıyla İ öz indüksiyon İ'yi arkadaşlar İ'yi azaltacak yönde oluşur. Azaltacak yönde oluşur. Ters yönde yani. Biz değer akımının yanını gösterelim. Artan çıkıp dolaştığı için arkadaşlar değer akımı bu şekildedir. Dolayısıyla tersi oluşacağı için maviyle gösterelim arkadaşlar. Maviyle gösterirsek oluşacak indüksiyon akımlarının yönlerini göstermiş oluruz. Öz indüksiyon pardon. İ öz indüksiyon akımı bu şekilde oluşur değerli arkadaşlar. Ben şimdi burayı sileyim arkadaşlar. Diğer şeyi çizmek istiyorum. Halkayı. Hızlı bir şekilde halkayı çizelim. Ve orada oluşacak indüksiyon akımı yönünü ne yapalım? Beraberce bulalım arkadaşlar. Şöyle bir devre oluşturalım. Hemen hızlı bir şekilde. Burası R direnci. İyi çizemedik. Şimdi arkadaşlar bakın burada. Başlangıçta
manyetik alan vektörleri bakın Sayer kuralına göre birinci halkada kırmızıya çizdiğim yöndedir. Sağdan sola doğrudur. Ancak zamanı değer akımı arttığı için bu artan akım azaltacak yönde bir manyetik alan oluşturur. Dolayısıyla tersi yönde yani bakın şu yönde bir ne oluşacak arkadaşlar? B indüksiyon manyetik alan vektörleri oluşturacaktır. Yani ikinci halkadaki manyetik alan vektörleri soldan sağa doğrudur. Yani manyetik alan bakın sağ el kuralına göre bobin düşünün. Baş parmak manyetik alan vektörünün gösterdiğini kavradığım zaman bobinin üst kısmının yukarıdan aşağıya doğru, alt kısmında aşağıdan yukarı doğru bir ne vardır? Akım dolaşır. Bu akıma biz ne diyoruz arkadaşlar? İndüksiyon akımı diyoruz. İyi indüksiyon akımı yönünde bu şekildedir. Arkadaşlar ikinci bobinde. Evet. Peki şunu sormak istiyorum. Öz indüksiyon hangisinin oluşuyor? Öz indüksiyon üretici değer oluşuyor arkadaşlar. İndüksiyon akımı oluşması için üretecin bulunmaması gerekir. Bakın ikinci halkada gördüğünüz gibi üretiç yok arkadaşlar. Eğer üretiç varsa potansiyel üreten, akım üreten üretiç varsa bu üretiçli devrede meydana gelen akım değişimi bu devrede öz indüksiyon akımı meydana getirir. Onu da bakın maviyle göstermiş olduğum yönde gösterdim size arkadaşlar öz indüksiyon akımının yönünü. Hemen geçelim arkadaşlar. Anahtar kapatılınca arkadaşlar akım değişimi bakın. Akım B şıkkını çözüyorum. Delta I eşittir 0 olduğu için arkadaşlar burada E eşittir 0'dır. Yani akım değişimi meydana gelmediği için I öz oluşmaz. I öz oluşmaz diyebiliriz. Çünkü devre akımı değişmiyor B şıkkında sevgili öğrenciler. Gelelim arkadaşlar C şıkkında. Anahtar açılınca bakın açtığım zaman devre açtığım zaman şu anahtarı üretiç akım üretmez, devrede akım dolaşmaz. Ancak açılmadan önce sarımlarda bulunan akım zamanla azalacağı için arkadaşlar gördüğünüz gibi devre akımı azalma meydana gelir. Onu da biz C şıkkı olarak gösterelim. Hatta burayı silerek arkadaşlar daha net gösterelim hızlı bir şekilde. Ben sildim. Buraya da silelim arkadaşlar. Ne diyoruz? C şıkkını çözüyoruz. C şıkkında hemen iki sistemi de çizeyim arkadaşlar. Hızlı bir şekilde sistemi çizelim. Üstten dolaştı, alttan geldi. Bu şekilde biraz fazla abarttık. Şurayı şöyle gösterebiliriz. Evet. Anahtarı kapattım artık. Açtık mı? Anahtar açılınca. Pardon. Anahtar açılınca şöyle bir şey gösterelim. Üretici de gösterelim burada. Artı, eksi arkadaşlar. Hemen ne yapıyorum? İkinci bobini çiziyorum. Yani indüksiyon akımının oluşacağı bobini çiziyorum arkadaşlar. Bu şekilde bir ne yapalım? R direncini gösterelim. Şimdi arkadaşlar anahtar açılınca C şıkkında yani yazalım. Anahtar açılınca ne yapar? Bu devrede dolaşan iyi akım arkadaşlar iyi ne yapar? Azalır. İyi azalınca arkadaşlar oluşacak iyi öz indüksiyon yani iyi öz değer akımını arttırmak isteyecektir. Bu yüzden i öz arkadaşlar i ile aynı yönlü oluşur. Aynı yönlü oluşur. Kime göre? Lenz kanununa göre arkadaşlar. I azalır. Sebep anahtar açıldığı için sarımdaki akım zamanla boşalır. Onun grafiğini göstermiştik. Dolayısıyla akım Lenz kanununa göre E eşittir. Eksi L her sabit çarpı delta i. Akım değişimi biraz zaman arkadaşlar iyi değiştiği için arkadaşlar zamanla değiştiği için zamanla delta t sürede ne yapar? Değişir diyoruz. Değişir. Bu değişim bir öz indüksiyon akımı devrede meydana getirir. Öz indüksiyon akımı azalan akımla aynı yönlüdür. Dolayısıyla arkadaşlar akımı arttırıcı yönde bir ne oluşur arkadaşlar? Öz indüksiyon akımı oluşur. Maviyle göstermiş olduğum yön oluşan öz indüksiyon akımının yönünü gösterir. Siyahı gösterdiğim devre akımı, maviyle gösterdiğim oluşan öz indüksiyon akımının yönüdür sevgili arkadaşlar. Peki manyetik alan nasıl da bakın birinci halkada bakın şöyle tuttuğum zaman akım üstten çıkıyor, halkadan aşağıya iniyor. Dolayısıyla bakın arkadaşlar ben birinci halkadaki manyetik alan yönünü devre akımına göre buluyorum. Oluşan öz indüksiyon akımı yönüne göre bulmuyorum. Ona dikkat edelim. Bakın başlangıçta nereye doğru? Yine arkadaşlar sağdan sola doğrudur. Dolayısıyla iyi azalınca manyetik alan çizgi sayısı azalacağı için halkada oluşacak indüksiyon manyetik alan çizgileri
azalan manyetik alan çizgilerin artırıcı yönü olacaktır. Yani aynı yönü olacaktır. Yani arkadaşlar sağdan sola doğru bir ne olacak arkadaşlar? Her iki halkada da yazalım. B indüksiyon manyetik alan çizgileri oluşacaktır. Dolayısıyla artırıcı yönde bir manyetik akı meydana gelir diyebiliriz. İkinci halkaya geldiğim zaman bakın manyetik alan vektörleri yönü belli sağdan sola doğru. Baş parmak manyetik alan vektörünü gösterdiğinde halkayı kavradığım zaman halkanın ön yüzünde aşağıdan yukarı doğru, arka yüzünde yukarıdan aşağıya doğru. Bakın ön yüzünde aşağıdan yukarıya. Ön yüzü takip ediyorum. Bakın ön yüz burası arkadaşlar. Ön yüzünde aşağıdan yukarıya doğru bu şekilde arkadaşlar. Yukarıya doğru. Arka yüzünde yukarıdan aşağıya doğru bir ne oluşur? Bu şekilde iyi indüksiyon akımı oluşur. Birinci C şıkkında üreteşli halkada arkadaşlar üreteşli halkada anahtarlı halkada oluşan öz indüksiyon akımının yönü muhabili gösterdim. Dirençli halkada arkadaşlar oluşan indüksiyon akımının yönünü yine kırmızıyla göstermiş oldum diyebilirim. Evet, dersimizi burada noktalıyoruz değerli arkadaşlar.